Dövizin 2022 yılının zirvesine çıkmasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası vatandaşın dövize yöneldiğini ve bunun da kuru yükselttiğini söyledi. Son günlerde dövizdeki yukarı yönlü hareketlilik haftanın ilk gününde rekor seviyeye çıktı. Dolar ve Euro bugün 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın ve döviz fiyatlarını değerlendirdi. Dövizde yukarı yönlü hareketin nefes almadan devam ettiğini söyleyen Sarraf Gülderdi, konuyla ilgili şunları ifade etti. Şu an kapalı çarşıda çeyrek altının fiyatı 1625 lira. 22 er altının fiyatı 950 lira. Has altının fiyatı ise şu anda 993 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise şu anda 1853 dolardan işlem görüyor. 16.60'dan dolar işlem görürken 17.80'den de euro işlem görmekte. Bu 2022 yılının zirve rakamları diyebiliriz. Özellikle dövizde yukarı yönlü hareketler nefes almadan devam ediyor. Geçen hafta biraz duran bir hareket olmuştu. Bununla birlikte enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla dövize biraz talep arttı diyebilirim. Dünya konjonktüründe de özellikle Amerika-Rusya arasındaki gerilim söz konusu. Çin'de olan pandemi sürecinin tekrardan kapanmaların bir araya gelmesi, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim, bu da ons fiyatlarında etki yaptı. Yani yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Bununla birlikte altın fiyatları da 2022 yılının zirvesine geldi diyebilirim. 1000 liraya merdiven dayadı. Eğer 1000 lira eşiğinde aşarsa 1100-1200 seviyeye gelmesi işten bile değil. Zaten bu yıl içerisinde özellikle Amerika'daki Fed kararları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları, kur korumalı mevduat hesaplarını bu haberlerde bir araya getirirsek altının yıl sonunda çeyrek altın bazında 2200 liraya gelmesi ve has altında da 1400-1500 seviyesine gelmesinin sinyallerini aldık. Yatırım tavsiyesi olmadan da bu haberleri vermek isterim.